Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Buds 2'ye beraber göz atacağız. Öncelikli olarak ürünün kutusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ürünün kutusundan kulaklık haricinde neler çıktığını muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Şöyle açayım sizlerin yanında da kutudan neler çıktığını beraber görüntülemiş olalım arkadaşlar. Kutudan kablosuz kulaklığımızın haricinde şöyle bir kutu çıkıyor. Bu kutunun içerisinde şöyle gördüğünüz üzere Type-C şarj kablomuz mevcut ve şurada ufaktan da kulaklık silikonları bulunuyor. Yani eğer kulaklık kulağınıza tam oturmazsa vesaire bu silikonları da ne yapabilirsiniz? Takıp deneyimleyebilirsiniz. Bir de şurada arkadaşlar içerisinde kullanım kılavuzunun bulunduğu kağıtlar mevcut. Şimdi bunları yerine koyalım ve gelelim Galaxy Buds 2'ye. Bu kulaklık arkadaşlar gördüğünüz gibi rakiplerine nazaran daha küçük bir kutuda geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisi var bu kulaklıkta. Dolayısıyla bağlantı sırasında çok fazla sorun çıkarmıyor sizlere. Kulaklıklar küçük ama Samsung bu kulaklıkların içerisine 61 mAh'lik bataryayı yerleştirmeyi başarmış. Kutu ise arkadaşlar 472 mAh'lik bir bataryaya sahip. Kulaklıklar genel itibariyle 5 saatlik pil ömrü sunuyor. Kutu ise 15 saatlik pil süresini sizlere geri döndürüyor. Yani toplamda 20 saatlik bir pil süresinin olduğunu söyleyebiliriz. Az önce Type-C kablosunu göstermiştim. Type-C haricinde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kablosuz şarj özelliğinde kullanabilirsiniz bu kulaklığın. Onun haricinde IPX2 sertifikası var. Bu ne demek? IPX2 sıçramalara karşı vesaire dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok bu kulaklığın. Bu Buds'ların bir tanesi arkadaşlar 5 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla hayli hafif olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim kulaklıklarımızın kullanım deneyimine. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buds'ların iyi yanı saplarının olmaması. Yani küçük kulağınıza oturan bir yapıya sahip. Fakat bu kulaklık yapısı herkesi böyle çok fazla memnun etmeyebilir. Örneğin ben bu kulaklık yapılarını çok fazla beğenmiyorum. Ben daha çok böyle yarım kulaklık olarak tabir edilen şu silikonların olmadığı kulaklıklar var biliyorsunuz. Onları kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla hani kulağınıza oturmayabilir. Öyle bir problem oluyor bunlarda çünkü. Yani şu kısım kulağınıza tam girmeyebiliyor, çıkabiliyor vesaire. Örneğin bizim ofiste bir elemanımız vardı. O mesela bunu kulağına takmayı bir türlü beceremedi. Yani taktığında bile yavaş 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 bu ne yapıyor? Kulağından çıkıyor. Yani bu tarz enteresan durumlar da olabiliyor. O yüzden sizleri bu konuda da uyarmak istedim. Gelelim arkadaşlar kulaklığımızın kullanımına. Kullanım son derece basit aslında. Bu kulaklığı şöyle kapatayım ben isterseniz. Şöyle telefonumuzu şöyle size doğru tutayım. Kulaklığı açtığımızda arkadaşlar hemen telefonumuzun ekranda gördüğünüz gibi gelmiş. Hatta kılıfımızın şarjı bitmiş ve kulaklıklarımızın şarjının da %100 olduğunu bize gösteriyor. Bunları buradan alıp direkt olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Burada önemli bir özellik daha var. Mesela ben bunu bilgisayarımın yanında açtığımda, Bluetooth açıklı bilgisayarımda ve o anda bilgisayar da bunu bir mikrofonlu kulaklık olarak hemen buldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu çeşit hemen bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Tabii belki sizin bilgisayarınız desteklemeyebilir. Onun konuda bir bilgim yok. Benim kullandığım mesela bir Huawei modeliydi. Huawei modelinde direkt olarak bu kulaklığı gördüm mesela. Yani Samsung olması vesaire gerekmiyor. Şimdi kafanıza şu soru takılabilir. Ya bu kulaklığı ben illa Samsung modeliyle mi kullanmalıyım? Hayır arkadaşlar. Samsung modelinin yanı sıra farklı telefonlarla da farklı cihazlarla da ne yapabilirsiniz? Bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Şimdi sormamız gereken sorulardan bir diğerine gelelim. Bu kulaklık nasıl bir ses deneyimine sahip? Genel itibariyle arkadaşlar ses deneyiminin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Yani bangır bangır açıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Gayet başarılı bir şekilde ses veriyor. Yalnız rüzgarlı havalarda özellikle rüzgarlı bir yerde gezerken vesaire kopmalar olduğunu ben gördüm. Yani bu kulaklığı ben yaklaşık olarak bir hafta 10 gün falan kullandım arkadaşlar. Bakın metrobüste vesaire toplu taşımada hiçbir sıkıntı yok. Yani toplu taşımada olsun aracınızda olsun böyle rüzgar olmayan yerlerde hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Yani kopma vesaire olmuyor. Fakat rüzgarlı havalarda bağlantıda zaman zaman kopmaların olduğunu söyleyebilirim. Bunu birkaç kere yaşadım. Bu dipnotu sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi kulaklığımızı telefonumuzdan özelleştirebiliyoruz. Bir uygulamamız var arkadaşlar. Galaxy Wearable diye. Bu uygulamaya girdiğimiz anda biz ne yapabiliyoruz? Kulaklığımızı bu uygulama arayüzünden özelleştirebiliyoruz. Bu uygulama arayüzünde mesela aktif gürültü engellemeyi vesaire açabiliyoruz. İşte ortam seslerini duyabiliyoruz. Bunun haricinde
kulaklık ayarları var. Kulaklık ayarlarından girip equalizer ayarları vesaire yapabiliyoruz. Yani burada çeşitli ayarlamalar yapmanız mümkün. Bunun haricinde arkadaşlar dokunma kontrollerini de buradan ne yapabilirsiniz? Dilerseniz açıp kapatabilirsiniz. Örneğin dokunduğunuzda parçayı oynatıp duraklatıyor. Çift dokunduğunda sonraki parçaya geç. 3 kez dokunduğunuzda önceki parçayı oynatabiliyor. Basılı tuttuğunuzda ise arkadaşlar ANC'ye yani aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyor. Bu tarz kontroller mevcut kulaklığımızda. Şunu söyleyebilirim. Kulaklık kontrolleri güzel çalışıyor. Yani ben kullandığım süre içerisinde bana herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Yani algılaması vesaire gayet güzel. Şöyle bastığınız zaman hemen ne yapıyor? Bir sonraki parçaya geçiyor mesela. Şöyle bir kere tıkladığınızda hemen çalmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi sensörleri mevcut. Sensörler sayesinde arkadaşlar hemen kulaklığı çıkardığınız anda kulağınızdan şarkı çalmayı vesaire durduruyor. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Genel itibariyle Buds 2'nin başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Yani beklentileri karşılıyor. Bu anlamda herhangi bir sıkıntısı yok. Peki şimdi gelelim bu kulaklığımızın nasıl bir görüşme performansı sunduğuna. Dilerseniz bunu canlı olarak test edelim. Alperen. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, olsa sesimi alabiliyor musun net bir şekilde? Evet, sesin gayet net geliyor. Şu anda ofisimizin balkonunda olmana rağmen hani hiç gürültü de gelmiyor bu tarafa açıkçası. Şu anda beni abi Galaxy Buds 2'nin mikrofonları üzerinden duyuyorsun ve etrafında yoğun bir trafik ve bayağı bir gürültü var diyebilirim. Bu gürültüyü bayağı bir engellemeyi başarıyor gerçekten. Hani görüşmelerde başarılı bir performans sunduğunu söyleyebiliriz o zaman. Kesinlikle söyleyebiliriz. Aynı zamanda ben senin sesini net bir şekilde duyabiliyorum. Dışarıdan hiçbir ses almıyor. Aktif gürültü engelleyici özelliğinin de kusursuz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Peki o zaman teşekkür ederiz Alperen. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Evet, son olarak değineceğimiz konu ise bu kulaklığın fiyatı. Halihazırda Samsung bu kulaklığı arkadaşlar 1000 lira gibi bir fiyatla satıyor. Dolayısıyla hani 1000 liraya bir kulaklık almayı düşünüyorsanız eğer Galaxy Buds 2 alabileceğiniz en iyi kulaklıklar arasında diyebiliriz. Tabii ki burada az önce de belirttiğim üzere bu kulaklıkların kulak tipinize uyup uymadığına bir bakmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu kulak içi kulaklıklar çok fazla herkesin kulağıyla uyumlu olmayabiliyor. Dolayısıyla hani kulağınızdan düşecekse vesaire çok da bir anlamı olmayacaktır. O yüzden hani 1000 liralık ürün alacaksınız sonuçta. Bunu bir önceden test etme fırsatınız varsa bir test etmenizi, deneyimlemenizi tavsiye ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı donanım incelemeleriyle karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.